Merhaba sayın seyirciler, saat 15, öğleden sonra devam ediyor. Bundan önceki bölümde de bir son dakika gelişmesi olarak vermiştik. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde 67 öğrenci gözaltına alındı. Karşıt görüşlü öğrenciler arasında arbede çıktı. Gazi Üniversitesi'nde Ankara'da çatışmalar var, arbede var öğrenciler arasında ve Adana'da Çukurova Üniversitesi'nde de aynı durum geçerli. Önce bir Adana'ya gidelim. Adana Çukurova Üniversitesi'nde çıkan öğrenci olaylarını gazeteci arkadaşımız Kadir Çankaya izliyor. Olay yerinde. Kadir Çankaya, iyi günler diliyorum. İyi günler, iyi yayınlar Sayın Aygün. Sağ olunuz. Çukurova Üniversitesi'ndeki bu öğrenci olayları ile ilgili izlenimlerin neler? Şu an durum nasıl? Sayın Aygün, öğlen saatlerinde başlayan çatışmalar şiddetli bir şekilde devam etti. Polis çok sayıda TOMA, akrep ve ekip araçlarıyla, çevik kuvvet ekipleriyle buradalar şu an. Öğlen saatlerinden beri ciddi anlamda bir tomalarla müdahale, akreplerle müdahale söz konusu. Fakat çok sayıda öğrenci olduğu için çatışmaya katılan bunlar binalara kaçtılar. Bölümlere kaçtılar ve polis bölümlerin içerisine gaz bombaları atarak öğrencileri gözaltına almaya çalışıyor. Hala devam ediyor. Üniversitenin tamamına yayılmış bir şekilde olaylar mevcut. Yaklaşık minimum olarak söyleyebilirim, 1000 kişi bizim gördüğümüz, gözlemlediğimiz sayı şu an hala devam ediyor ve biz olayların olduğu noktadayız tam olarak. Kütüphanede, Çukurova Üniversitesi'nde kütüphanede çok sayıda öğrenci mahsur kaldı. Çok sayıda ambulans getirildi fakat yine de içeriye bir kısım giriş oluyor, bir kısım giriş olmuyor. İçeriden bir öğrencinin şöyle bir izlenimini duyduk, dışarı çıkarak gitmezseniz kütüphaneyi yakacağız gibi söylemi oldu. Polis müdahale etmeye çalışıyor. Bir yandan gösteriler devam ediyor ve sloganlar, şu an telefona da geliyoruz muhakkak desin. Sloganlar atılıyor. Kadir, bu çıkış nedeniyle ilgili bir bilgiye ulaşabildin mi? Bu karşıt görüşlü öğrencilerden kastımız nedir ayrıca? Şöyle, sağ ve sol grup öğrenciler arasında bir çatışma söz konusu. Biz aldığımız duyumlara göre öğlen vakti sol grup broşür bülten dağıtıyor. Yarısı Türkçe, yarısı Kürtçe. Bu da sağ gruptaki diğer arkadaşların dikkatini çekince bir gerginlik söz konusu oluyor. Ve bülten bu sağ gruptaki arkadaşlara da verilmiş. Bundan dolayı bir sıkıntı söz konusu anladığımız kadarıyla. Buradan ateşlenmiş. Zaten günlerdir bir gerginlik söz konusuymuş üniversitede. Bu da fitili ateşleyen son nokta olmuş. Evet, anlaşıldığı kadarıyla yaralı da var ve kütüphanede mahsur kalan yaralı öğrenciler var. Kütüphanede mahsur kalan, bölümlerde mahsur kalan, bir bölümün içerisine polis kapıları kırarak girmek zorunda kaldı. Onun görüntülerini de yine aldık, paylaşıyoruz. Yine birçok bölümde tuvaletlerde gizlenmiş öğrenciler mi, göstericiler diyelim, öğrenci demeyelim. Evet. Göstericiler şifreli kapıları kilitleyerek kendisini içeriye kilitlemiş. Polis bunlara ulaşmaya çalışıyor, şifreyi bulmaya çalışıyor. Bir yandan polise çok sayıda ciddi anlamda taş atıyorlar. Evet. Kendi bu arada senin anlatımınla beraber biz olay yerinden de görüntüler veriyoruz üniversiteden. Evet. Şu an ama sıcak çatışma yok. Polis araya girmiş vaziyette ama mahsur kalan öğrencileri üniversiteden, değişik bölümlerden ve kütüphaneden çıkartmaya çalışıyor. Öyle midir son durum? Kesinlikle. Hem kütüphaneden çıkarmaya çalışıyorlar hem de çok fazla normal dışarıdaki gezi olaylarındaki dışarıdaki göstericiler polise taş atıyor. Polis bir yandan da onlara müdahalesi söz konusu. İçerideki öğrencilerden de yine bir sataşma var. Böyle karşılıklı bir çatışma devam ediyor. Şu an tam karşımızda TOMA gaz sıkmaya başladı. Yani şu an tam 50 metre ilerimizde görebiliyoruz. Biz birazcık yukarıya çıktık daha net konuşalım diye. Büyük, yaklaşık bir 200-300 kişinin üzerine şu an TOMA gaz sıkıyor. Ambulanslar var. Polisler dahi şu an TOMA'nın attığı gazdan zarar görüyorlar. Çünkü çok şimdi olayı anlamaya çalıştığım için soruyorum. Dışarıda bulunan öğrenciler sağ görüşlü öğrenciler, içeridekiler sol görüşlü öğrenciler mi senin tanımlamanla? Hem sağ görüşlü öğrenciler hem de sol görüşlü öğrenciler var. Çukurova Üniversitesi Türkiye'nin en büyük kampüslerinden bir tanesidir. Bu anlamda geniş bir alana yayıldığından dolayı polis iki grubu ayırmış. Fakat bazı bölümlerin olduğu yerlerde sol görüşlü, bazı bölümlerde sağ görüşlü öğrenciler mevcut. Şu an bizim bulunduğumuz noktada sol görüşlü öğrenciler daha çok ağırlıklı olarak bulunuyor. Evet. Gaz sıkıyor şu anda. Yani felaket, biz de etkilendik inanılmaz derecede. Olayların süreceği yolunda bir izlenimin var mı? Olaylar muhtemelen akşama kadar sürecek. Hatta önümüzdeki günlere de yayılacağı benziyor. Çünkü normal sıradan küçük çatışmalar, kavgalar tarzında bir olay yok. Ciddi bir kalabalık var. Üniversitenin neredeyse tamamında, yani çok büyük bir üniversiteden bahsediyoruz. 55 kişilik öğrencisi olan. Evet, yani söylediğin durum ürkütücü bir durum. Yani yaklaşık 1000 öğrenciden söz ediyorsun içeride ve dışarıda da birikenler var. Tabii tabii, kesinlikle ve her yer TOMA, akrep
Çevik kuvvet polislere dolu ve öğrenciler bir yandan slogan atıp hala polise bir saldırı var. Polisin onlara ateş tutması var. Plastik mermi sıkmalar da mevcut aynı zamanda. Birçok polis de plastik mermiyle sürekli ateşleme yapıyor. Evet. Bu arada gözaltılar da var anlaşıldığı kadarıyla. Tabii çok sayıda gözaltı var, çok sayıda. Yani bizim gözlemlediğimiz 50'ye yakın öğrenciyi ben kendim şahit oldum ama üniversitenin belli bölümüne muhakkak şey yapabiliyoruz, hareket edebiliyoruz. Kadir Çankaya teşekkür ediyoruz. İzlenimlerimizi aktardın bize. Kolaylıklar. Teşekkür ederiz. İyi yayınlar. Teşekkürler.